آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد سلامات. Mesnevi Nuriye 65. sayfa insanın içsel alemini dengeye getiren, birbirine çelişen ve çatışan duygu, hisleri, fikirleri istikametine koyan, Allah'tan ve ahiretle ümitli veya ümitsiz yaşattıran dört tane temel hastalık var insanda. Bunu şeytan çok işletiyor. Ben bunlardan bir tanesini ancak okuyacağım. Yani içsel alemi çökerten her birisi insanda bir tanesi hakim olsa insanın şansı yok. Ama bunu niye vermiş Allah? Onu da söyleyecek. Birinci hastalık yeis. Ümitsizlik. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Birinci içsel çöküntüye sebep yeis. İkincisi ucuptur. Ucup ne demek? Ameline, kendisine, özelliklerine, donanımlarına güvenmek. Kendine güvenmek. Eyvallahım yok der tarzında. Böyle bir hastalık. Buna hastalık. Yeis, ümitsizlik hastalığı. Ümitsizlik de şey, amele muvaffak olamayan, günaha düşmüş. En çok şu oluyor, benim rastladığım şu. Gidiyor. Bayağı yükseliyor. Ondan sonra bir olmadığı bir ortama kendi hazırlamamış. Bir günah ortamına bulunabiliyor ve düşüyor. Günah ortamına veya kendi hazırladı, düşüyor. İşte bunları kapıyor en çok. Senden bir şey olmaz. Senin kaderin bu. Senin kader mahkum etmiş diyor. Ondan sonra ikincisi ameline güvenmek. Üçüncüsü gurur. Gurur. Allah kimsenin başına vermesin. Dördüncü hastalık suizan. Yani mümkün olduğu kadar onun hakkında kötü düşünmek. Ne kadar mümkün ise, ne kadar mümkün onun hakkında suizan etmek, o kadar düşünüyor. Üstü zan iken suizan ediyor. Şimdi bunlardan bir tanesini okuyayım. Dördüncüsünü okuyor. Suizan. Yani suizan kötü düşünmek. Olumsuz düşünmek. Olumsuza odaklanmak. Mümkünatın içinde en olumsuzu seçmek. Bunların başında Allah geliyor. Allah hakkında suizan ediyor. Allah beni affetmez. Veya Allah seni affetmeyecek. Sanki Allah'ın Adalet Bakanlığı'na oturuyor da onun hakkındaki kararı veriyor. Allah seni affetmeyecek. Nereden biliyorsun affetmeyeceğini? Şimdi dördüncüsü suizandır. İçsel hayatını çökerten, aile hayatını perişan eden, cemiyet hayatında birbirine düşüren hastalıklardan bir tanesi de suizan. Bir de okuyorum. İnsanın fikriyatını, içsel yapısını birbirine çelişen ve çatışan, yani bir 18 bin aleme ait hissiyat ve duygularla donatılmış bir insan. Bunu dengesine koymak çok zor. Yani kıblesine koymak, birbirine çelişecek, çatışacak. Bunları kıblesine koyacaksın. Öyle salap artıda yaşayamazsın bu dünyada. Bakma öyle. Yaşamış, kabire geçirmiş, ne oldu bilmiyoruz ama kitaplara bakılırsa hiç iyi bir şekilde de gidilmiyor. Yani rastladığım şu ölümler köyde hiç iyi bir alametle de gidilmiyor.
Yani hiç bir durum iyi değil ya. Ne kadar imanı dahi olsa, ameli dahi olsa küfre rıza gösterdim hep gidiyor. Hatır için yaşanıyor, hatır için işler yapılıyor. Davasına mı, Kur'an'ına mı hücum edilmiyor, ediyor. Hiç adam umurunda değil, hatır için araba alıyor, hatır için iş yapıyor, hatır için üniversite okuyor, hatır için cenazesine gidiyor. Hatır ya, hatır billah. Çok iyi biliyor ki dava düşmanı, tarafkir olduğunu hepsini silip süpürüyor. Mesela gidiyor, küfür temsilcisi parti oyunu veriyor. Hepsi gidiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Değil taraftan olana hafif meyledene dahi Allah cehennemle tehdit ediyor. Adam kale almıyor ki bana bir şey olmaz diye. Bu yapılır mı yapılır mı sorma. Demek ki içsel alemimizi, fikriyatımızı ve duyguları kıblesine koyan, barıştıran hakikatin tam tersi bir tanesi yeis. Ümitsiz olmak, Allah'tan ümidini kesmek içsel çöküntüsüdür. Onu anlattım biraz. İkincisi ucuktur, ameline güvenip çökertiyor. Üçüncü hastalık gururdur, bilmiyor böyle. Dördüncüsü de suizan. Yani mümkün olduğu kadar suizan ediyor. Oysa mümkün olduğu kadar üstüzan etmek. Üstüzanın ona ait bir örnek vereyim. Diyor ki İslam alimleri, 99 tane küfre alamet olsa, bir tanesi imana alamet olsa, ona o tarafı tercih ediyorlar. Fakat küfür tarafı olmak hariç demişler. Yani amelinde, itikadında böyle şeyleri var ama küfür tarafı olmayacak. O usulü dinde o. Şimdi suizan. Suizanın başında Allah'a suizan ediyor. Kendine suizan ediyor. Ben adam olmam, benden bir şey olmaz. Ben bunu beceremem. Suizan. Eşine suizan ediyor. Müslümana suizan ediyor vesaire. Şimdi suizan okuyor. Suizan anladık değil mi? Suizan başlık bu. Şimdi içerisini okuyorum. Evet, insan hüsnüzana memurdur. İnsan hüsnüzana memurdur. Yani vazifemiz hüsnüzan. Yani mümkün olduğu kadar o çöplükler içinde iyi tarafını taraftar olmak. Ona tutulmak. Bu tarafı iyi. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Çünkü günahını bilmiyoruz. Burada zahir şeriatın dışında tabi. Adam küfür içinde namaz kılmıyor. Küfür taraftarı bu kendisinden üstün bilemez. Bu olmaz. Bu müminler arasındaki kaide. Herkesi, mesela ben sizi, benden iyi bilmem lazım. Niye? Senin günahına muttalı değilim, şahit değilim ama kendi günahıma şahit. Ben Şenol'un günahını görmedim. Günah da, şu günah da var demek, suizanlık bilmiyorum. Benim dünyamda ama benim günahımı ben biliyorum. Ve senin günahını ben bilmiyorum. O zaman seni üstün görmem lazım. İki, ben yaşlıyım, günahım daha fazladır. O genç daha günah az. Birincisi, insan hüsnüzana memurdur. Mümkün olduğu kadar iyiliğini görmeli. Kötülüğünü bırak Allah'a. Bizim öyle mahkeme kuracak halimiz yok. İki, herkesi yani dava arkadaşını kendisinden üstün görmeli, bilmeli. Zahiri şeriata mugayir, zahiri şeriata muhalif, zıt bir itikadı ve ameli olmasın. Kendisinde bulunan suyu ahlakı suizan sayıkası ile başkalarına teşmil etmesin. En korkuncu da bu. Mesela Fevzi Dayım diyor ki, misal, ben diyeyim. Bende bir suyu ahlak var, kötü bir ahlak var, huy.
kurtulamıyorum veya bir fiil, davranış. Yapamıyorum, aşamıyorum. Diyorum ki herkeste de var. Bu teşmil ediyor, şumullendiriyor, genelliyor. Bu birinci şıkkı. Bende varsa sende de var. Niye var? Ben aşamıyorum. Yani ben aşamıyorum diye benim imkanım farklı. Demek ki başkalarını teşmil etmesin. Bir de ikinci şıkkı, böyle bir hareketimi gördüm Fevzi Daim'den ben onu. Tamam. Ha, 20 sene önce bunda da vardı zaten. Geçmişte de vardı bunda. Tamam. Bir böyle uydurup bir söz var yani. Huy çıkmaz. Ama kötülükle kullanıyor. Bu Cenab-ı Hakk'a itham ediyor. Yani böyle yaratmış Allah. Huyu budur. Bu buysa, huy çıkmazsa bu düzelmez yani. Dolayısıyla suçu yok bunun. Allah böyle yaratmış. Kaderin bu. Nasibin bu. Allah'a mı iftira ediyorsun? Veya diyor ki vel kazimine gayze vel afine anil nas. Diyor ki insanları affedin, gayzınızı yutun. Bir daha. Buraya dikkatinizi verin, yani dağıtmayın. Dağıtmayın çünkü kaçırdığınız sonrası kopuk olacak. Vel kazimine gayze vel afine anil nas. Gayzınızı yutun. İnsanları affedin. Allah diyor bunu. Kastanım da var bu. Ben ne diyorum? Ben bu beni böyle kabul et. Niye? Ben değişemem. Allah diyor ki değiş. Ben diyor ki ben değişemem. Madem değişemeyecektimse Allah değiş niye diyor? Allah bana değiş diyor. Ben de diyorum ki ben değişemem ya Rabbi. At eğitmenlerine seyis diyorlar. Seyis. Benim bir arkadaşım var böyle Polatlı'da. Ankara Belediyesi'nde vazife yapıyor. Köpek eğitmeni. Başka bir arkadaşım var benim özel harekette. Dostlarımız işte. Onlar da narkotik şubede, o sahada özel harekette iş yapıyor. Köpek eğitmeni. Şimdi köpek eğitiliyor, at eğitiliyor, papağan eğitiliyor da biz bu köpeği niye eğitemeyiz ki kendimizindeki nefsiye? Ben buyum demek. Demek ki kendisinde bulunan suyu ahlakı, kendisinde bulunan bir değiştiremediği veya zorlandığı şey diyor ki Resul abide de var. Niye bende var ya? Bunu diyor yapma diyor suizan saykasıyla başkalara teşmil etmesin yani genellemesin. Tamam gözüktü var ama onun hayatının geçmişini de yapma. Sen geçmişte de böyleydin. Hem bendekini ona gösterme, ona zannetme. Hem onda var olan bir şeyi de bütün hayatına genelleme. Karı koca kavgalarına daha çok oluyor. Sen zaten hep öyleydin. Zaten geçmişten beri böyleydin yani. Hemen topluyor. 7 sene önce diyor düğüne giderken böyle demiştin diyor. 5 sene önce de falan yerde böyle Ümraniye'de gidiyorduk ya çarşıda böyle. Başka? Başka? Ha, 2 sene önce de kahvaltıda böyle demiştin. Onları birbirine takıyor şimdi. Ekliyor. Sanki şimdi demişim gibi ortaya koyuyor. Bu 5-6 tane kötü bir davranış veya sözü şimdi bir anda söylemiş gibi olursa nasıl olur? Şimdi bir bu ömründe bu kadar tuz yedin. Hepsini bir anda yesen ne olur? Ustadın misaliyle. Şimdiye kadar çok gaz bıraktık. Bir anda o bıraksa ne olur? Şimdiye kadar çok tükürük attık. Hepsini bir anda atılsa ne olur? Boğuluruz. İşte bu ne yapıyor biliyor musun? Celbeze ile geçmişi geçiyor. Karı koca için söylüyor. Bir koy buraya falan tarihte böyle dedin.
Kahvaltıda da böyle demiştim. Giderken de şöyle yapmıştım. Ha, akraba misafirliğinde de orada böyle bakmıştı. Topladı. Hepsi şimdi söylemiş gibi. Hep şu anda fatura kesiyoruz. Mesela ona ait bir şey de söylemeden geçemeyecek. Polatlı bir şey, şeyde, Kırıkan'da ev dersleri var böyle. Her yerde olduğu gibi ev dersini gittik. Adam bir tanesi geldi böyle. Dedi ki, kapıdan girdi. Hocam dedi, ben bir şey soracağım dedi. Bir şartım var dedi, derse gelme şartım. Allah Allah. Ulan benim mi ihtiyacım var, senin mi? Benim zaten ihtiyacım var, buradayım. Dedim ya, tamam şöyle bakayım şartını. Bana diyor, şu diyor, balkon kapısında oturmayın, balkon kapısının açık olmayın. Orada oturacağım balkonda, kapı açık olacak, böyle bakacağım sana. Olur ki, bu şart değil, otur. Otur yani. Ondan sonra baktım ya, sordum ilk önce. Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim dedi. Ufak tefek bir öğretmen de değil, matematik öğretmeni. Hani öyle basit bir sıradan değil. Kısaca dedim, bir dakika derse başlamadan önce sebebini söyle dedim. Niye burada oturuyorsun balkonda? Dedi ki hocam dedi, Celaleddin'in Suyuti'nin Kabir ve Ahiret adlı bir kitabı var galiba. Yani Allah Resulü 23 senede söylediği kabir ve cehennem hakkındaki hadisleri ve ayetleri buraya toplamış. Adam bir gecede bitirmiş, matematik öğretmeni. Kendisine de muhatap yapmış. Kendisine giydirdi bu elbiseleri. Kafire ve monlafa mı, müslümana mı söylemiş, söylememiş. Hepsi toplanmış. Muhatap attı kendisini. Bir gecede motoru yanmış. Kalp krizi geçiriyor sabahleyin. Hastaneye kaldırıyorlar. Onun için kalp krizi olayı orada, panik ataktan orada oturuyor. Ne anlatacağım bunlar? Niye söyledim? Allah Resulü 23 senede sohbetinde cenneti teşvik eden, cenneti anlatan ama yemeğin tadını da getiren tuz var. Tuz. Yemekte, yani tek başına o tuzu yesen zehirdir. Ama yemeğin içinde de çok güzeldir. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 23 senedeki yemeğin içerisine attığı tuzu o ulema, alim hepsini toplamış. Yani 23 senede hazmedilecek şeyi bir anda yemiş. Ve kendisini muhatap etmiş, kürsüden konuşurken onun için her söze, her vaaza gidilmez. Kafire söylenen hadisi sen bilmiyorsun tabii. Okuyan da bilmiyor. Çünkü bu hadis kime söylenmesi gerekiyor, makamı nedir, manası nedir? Arapça bilen bilmeyle olmaz o. Bu muhadisler şey yapar. İşte rastgele kürsüden kafire söylenen hadisi Müslümana söylerse, Müslüman da onu giyerse motoru böyle yanar işte. Onun için asıl imamını tanıyacağız. Ne kadar ne denmesi gerekiyorsa söyleyecek. Demek ki suizan, birincisi insan, müstüzana memurdur. İkincisi, deva arkadaşlarını kendisinden iyi bilmelidir. Belki rıza ilahiye mazardır o. Üç, bende olan suyu bir ahlak, kötü bir ahlak, kurtulamadığım, aşamadığım bir davranışı herkeste de var deyip genellememek lazım. Eşinde ve kardeşinde, deva arkadaşında gördüğün hareketi geçmişte de böyleydi dememek lazım. Sonra başkalarının bazı hareketini, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Mesela bir şey yaptı, zahiri yanlış olmamak şartıyla. Hikmeti belli değil ama hikmeti belli olan tamam. Onu takbih, kabih, çirkin görmesin. Neyi yapmış? Belki yapmak zorunda kalmış. Başkasının hukukuna tecavüz etmemek şartıyla kendi hayatından taviz vereceğiz. Mesela bir misal söyleyeyim. Biz Müslümanız. İstediğimiz gibi yaşayamayız. İstediğimiz yere gidemeyiz. İstediğimiz gibi davranamayız. Sorumluyuz bir yere. Sorumluluk taşıyor. Hele bir de cemaatim varsa davranışlarımız, konuşmalarımız, tavırlarımız uygun mu değil mi? Onu da meşvelete ve en güzel bir kitaba çarpmak lazım. Zahiri din düşmanlarıyla, dava düşmanlarıyla beraber olamazsın.
O zaman ne kaldı yani? Hecren Cemil'e söylüyor Kur'an. İhtilat olmaması lazım. Düşman olmayacaksın ama beraber yaşarsan siner sana. Sirayet eder. Sigara içmediğin halde sigara içenin sizi siner yani sigarası. Bana bir şey olmaz demek en büyük tehlike. Bulunmayın diyor. Binaenaleyh Esnaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Kalkmış adam, affedersin özür dilerim, taharet almayı bilmiyor. Ramazan'dan nasıl taharet almayı zaten hiç bilmiyor. Normalde farklıdır biliyor musunuz? Taharet almak Ramazan'la farklıdır ya. Kalkıyor Ramazan iken oruç nasıl taharet alacağını bilmeyen adam. İmam Azam da adamdı, o da hocaydı. Yani onu suizan ediyor. Yani acayip bir şey ya. Ondan sonra veya Allah'ın nimetlendirdiği kişileri rastgele tenkit ediyor. Peki Allah'ın nimetlendirdiği kişiler sahiptir, açıktır diyor. Etrafınızda, aranızdadır diyor. Allah'ın nimetlendirdiği kişiler Ahmet Sami derim, valla Allah'ın nimetlendirmiş, namazı vermiş. Sahibine namazı vermiş Allah derim. Nimetler demiş. İşte ona hallerin mutlaka bir şey vardır diyoruz. Kendi özel halinde. Ama umumi hariç, umumi hukuk hariç. Bak onu ayırt etmeniz gerekiyor. İnsanın iki tane hukuku var. Bir şahsi hukuk, bir umumi. Şahsi kusurlar ayrı. Bir de kiminle berabersin, kime karşısın. O çok önemli. Orada hüsnüzan olmaz. O zaman sistem bozulur. Yani kişinin özel hallerini bilmediğimizden dolayı daha az hareketiniz suizan etmemek gerekiyor. Yani mutlaka düşmüştür, bilmiyordur vesaire. Ama adam küfürle beraber kafirin safında orada olmaz. O umumi hukuktur. Orada musamaha yoktur. Öyle diyor Allah Kur'an'da. Sizin dininiz sizin. Bak bizim dinimiz bize. Tamam senin dinin. Nereye inanıyorsa o senin dinin. Demek ki esnaf-ı izamı, mesela ulemanın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Yani maddi ve manevi. Manevi nedir? İçsel bağ zedelenince nasıl anlarım ben içsel çöküntü, sıkıntı yaşıyorsam? Diş yani insanlarla münasebetlerinde sorun yaşarım. Yani içsel sorun dışarıda da yansır. Şöyle diyeyim. Kendisiyle barışık olmayan, kendisini sevmeyen, içsel alemi fokur fokur kaynayan bir insanın harici insanlarla sevgi içinde olması, barışık içinde olması, sorunsuz olması beklenmesi mümkün değil. İçsel kaosu yaşadığına deli dışarıdaki davranışıdır. Manat, geçimsiz, her şeye olumsuz bakan, bak şu bardağın bak üstü boş, oysa çoğu dolu, görmeyen, o zaman manevi bir zarar, suizanın zararı, kendi içsel çöküntüsü, maddi zarar ise, maddi ve manevi, bağlarımıza zarar veriyor, bütünlük olamıyoruz. Bütünlük olamıyor. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisi vardı, uzun bir hadis. Geçenlerde de arkadaşlarla mutalaya ediyorduk misafirlerimle. Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, git o şehri yok et. Alt üstüne çevir. Cebrail Aleyhisselam gece geliyor, diyor ki, Allah Allah, 70 tane ulema tam secdede, teheccüd kılıyor. Biri dönüyor, herhalde yanlış geldim diyor. Onu veya onu istisnam yapayım. Ya Rabbi dedi sana secde ediyorlar. Onları da helal et. Sebebi bütünlük içinde beraber olmadıkları için emri bir maruf ne yani mükeri terk etmişler. Şimdi bu dinin sahibi Allah. Diyor ki bitti canım. Herkes bitti. E ne yapacağız? Kendini şey yap.
Öyle diyen hakkında Peygamberimizin hadisi var. Bitti, yok o, tamam, mahvoldu. O diyor, bitendir. Bitti diyenler var ya, yok olduk, mahvolduk. Onun iç aleminde bitti. Yok kardeş, ölünceye kadar. Bizim vazifemiz tebliğ. Demek ki suizan, maddi ve manevi içtimai hayatı ve içsel manevi hayatımızı zedeliyor suizan. Bir olamayız yani. Suizan varsa nasıl beni seveceksin? Nasıl ben seni seveceğim ki? Arkadaş, tahten arz yaptığım hayali bir seyahatta gördüğüm bazı hakikatleri zikredeceğim. Birinci hakikat, konu değişiyor. İkinci hakikat, dördüncü hakikat, devam ediyor. Birinci hakikat okuyor. Arkadaş, Maliki Hakiki'den gaflet etme. Maliki Hakiki, yani Malik olduğumuzun Maliki odur. Bu benim zannediyorum. Onun neye maliksin ki? Tansiyonuna hakim değilsin. Nabzına hakim değilsin. Nereye hakim olacaksın? Yani bitti. Bu kadar ya. Acayip bir şey ya. Yaşı da yok ha. Bugün bir tanesini ben almıştım haberi. 27 yaşında. Lenf kanseri. Ölmedi o lenf kanseri. Çıktı, yeni çıktı yani. Talilde. Vesaire. Anladım. Peki dava olmasa? Baktım ki elhamdülillah çok seviniyorum. O kadar yani acayip bir mutlu ki. Huzurlu yani. İyi ki davayı tanımışım diyor. Devam var diyor. Abi siz zaten devam ediyorsunuz diyor. Birimiz doğuda, birimiz batıda, birimiz kuzeyde, birimiz güneyde, birimiz dünyada, birimiz kabirde olsa beraberiz. Yeter ki kablo at. Keban'da sen elektrik trafosu yapamazsın. Ama devletin yaptığını kabul edersen basit bir tel atıyorsun. Keban'dan istifade ediyorsun. Cemaat bereketi bu. Sen bunlarla meşgul olamıyorsun bizim kadar. Herkesin bir ayrı işi var değil mi? Yaşın bu. E sen ne yapıyorsun? Bir cemaate itimat kuruyorsun, bir 5-10 dakika okuyorsun, derslere geliyorsun, genelden istifade ediyorsun. Şöyle dünyada kimisi Cevşen okumuş, kimisi Kur'an okumuş, kimisi bir böyle namaz kılmış, hepsine ortak oluyorsun. Cemaatin bereketi bu. İle bir şey dinlemek değil. Senin hasenat defterine bugün çay topluyordun, ama baktın ki Amerika'da birisi Kur'an hatmetmiş, onun sebebi yüklenmiş sana. Bir olduğunu güzelliği. Maliki Hakiki'den gaflet. Malik olduğuna malik olan Allah'tan gaflet, nefsin firavunluğuna sebep olur. Nefis firavun olur. Benimdir der. Evet, tahtı tasarrufunda bulunan bütün eşyanın Maliki Hakikisini unutan, kendisini kendisine malik zannederek hakimiyet tevehhümünde bulunur. Allah'a emanet. Her şeyin sahibini unutunca, Kur'an-ı Kerim'de şu buna ait bir ayet var. Diyor ki, siz mi Allah'ı unuttunuz? Unuttunuz değil mi? Cezaya bak şimdi. Kafana taş yağma değil ha. Bazı kavimleri yerin dibine çıkartmış. Bazılarını taş yağdırmış. Bazılarını selle boğmuş. En geneli de şu. Onlar belirli kavim. En geneli de şu. Şu andaki o ayeti geçiyor. 59'a 51. ayet galiba veya 59'a 1. ayet. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah da sizi unutturacak. Bir daha, siz mi Allah'ı unuttunuz? O zaman sizi unutturacak. Ben kendimi unutacağım. Hep hariçle meşgul. Hep yapma etme, getir ver, ye iç, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Doldur boşalt gübre fabrikası, ondan sonra öv git. Unuttun mu? Allah'a Kur'an'ı, namaz vardır, dava vardır, ahiret vardır. Unuttun. Ha o cezaymış. Sevim Hasan Hanım, Haşr suresinin başlarında. Orada geçiyor.
Nesullahu enfusehum diye geçiyor. Kendi nefislerini unutuyor. Evet. Ve la terkenu kellezine Resulullah fensa enfusehum. Siz mi unuttunuz nefsini inşallah? Ve la terkenu ve la tekûnu kellezine Resulullah fensa enfusehum. Unuttun değil mi kendini inşallah? Dünyada beni hiç anmadınız. Zevk-ü sefa daldınız, beni unuttunuz. Şimdi ahirette de bu dar günde ben sizi unuttum. Öyle değil bu. Bu öyle değil. Bu öyle değil. Yaşarken vazifesini unutmuş, kendisini unutmuş, farkındalığını kaybetmiş. Yaşarken bu. Kabir değil bu. Cizeye bak. Diyor ki bütün malik hakkını unutan kendisini malik zanneder. Topraklara, bedenine, parasına, saltanatına benim der. Benim. Bunlar benim. Geçen işte bak dedem uzatıyor diyor. Karşıki tarlaya benimdir derdi. Aynı yere babam uzattı benimdir dedi. Aynı yere ben uzattım sonra. Bir baktım ki ben uzatmamla benimle bitti. Bak denize gitti. Daha kimsenin değilmiş. Hani onundu, hani babamındı, hani benimdi, kimsenin değil. Yani malik olduğumuz bedensel, maddi ve manevi bütün nimet ilahi onun. Ondan gaflet edince insan firavunlaşıyor. Peki Firavun'la Nemrut arasında ne fark var? Hangisi daha zalim? Bir tanesi peygambere ateş atıyor. Nemrut. Nemrudani inadı. Firavunani gururu diyor. Gururlu insan Firavun meşreptir. Firavun değildir. O meşreptendir. Nemrudani inadı. Hak ve batılı. Hiçbir şey değil. Yani Allah inadı yerinde vermiş. Namaza, doğruya inat et. İnat çok büyük nimettir. Kin nefret çok büyük nimettir. Küfre karşı yap, Müslümana yapma. Dünyayı sevmek, ahiret hesabına sev, nimettir. Allah verdiği her şey nimettir. Ama kullanmadığın zaman bir çark gibi öteki tarafı kesiyor. Ne yaptı Firavun? Açılan yolu kendisinin açıldığını zannet. Zahide bir parlak şatafat mafaket gözüküyor böyle. Ama onları bir an, gene başka ayette diyor ki ansızın diyor bir yakalayacağım onları. Allah ihmal etmiyor. İhmal etmiyor. Muhlet veriyor. Diyor ki bir de okuyun. Kendisini kendisine malik zannedecek kadar ceza olur mu? Allah belanı versin. Ne demene gerek yok. Zaten verdi. Kendisini kendisine mal. Allah yok. Namaz yok. Kur'an yok. Dava yok. Neden nasıl ceza verecek? Bir baktık ki namaz kılmayanlar, bilmem ne yapanlar, davaya zıt olanlar ölüyor. Ve o zaman tersleri bozuldu da. Olmaz böyle şey. Seninle beraber yaşayacak. Sonra başkaları da bilhassa esbabı kendisine kıyas ile hakim ve malik defterine kıyas eder. Onlara da hücum eder. Çünkü o malın sahibi zanneder. Çok servet var adam. Veya yakışıklı veya Allah verdi bir nimet. Der ki onundur. Onunsa hücum et. Elinden al. Yani birincisi bu. Kendi malik zannediyor kendisine. İkincisi onun elindekiler de onun zannediyor. Valla bu da Allah. Hey gidi hey. İmam-ı Gazali der ki dünyadakilerin kavga ettikleri mevzuları yani neyse kavga ettikleri şeyin topraktakiler hesap veriyor. Babamın hesap verdiği şey çocukları kavga ediyor. Sağ. Çocukları kavga ediyor mu? Kavga ediyoruz.
Ama onun hesabını topraktaki benden önceki sahibi hesap veriyor. Dünyadakilerin kavga ettiklerinden topraktakiler hesap veriyor. Başkasını da bilhassa esbabı kendisine kıyas ile hakim mali defterini kaydeder. Esbabı da, esbab ne? Param var, sihatım var, iki tane kelam edebiliyorum. Şöhretim var, şöhret kazı. Bu insanı acayip bir firavunlaştırıyor. Karnını servetle firavunlaştırıyor. Firavun hastalık vermedi. Saltanatla Nemrut. Yani acayip bir şey yani. Allah hayırlısını nasip etsin. Azdıracak olan kısmı değil ya. Bir kısmınız benden yaşlısınız ben. Bu köyde öyle insanlar vardı ki bir karış toprak için birbirini yiyen şimdi onun hesabını veriyor. Veriyorlar. Kavga edenler de verecek ama. Ve bu vesileyle Allah'ın mülkünü, malını kendilerine taksim ederek diyor ki bu benimdir. Burası da benim. Allah'ın mülkü, o da onun. Allah'ın mülkünü taksim ediyor. Allah'ın mülkünü de taksim ederek ahkam-ı ilahiye karşı muaraza ve mübarezeye başlar. Yani ahkam-ı ilahi şu ha, mal mülk değil. Allah niye buna haram dedi? Haram denemesi lazım. Ha? Yani mesela gizli işleyen günah düşünün. Bir adam gizli günah işliyor. E kimse görmüyor ama Allah melekleri hatıra gelince olay keşke melekler olmasaydı. Temenniye başlar. Sonra da ya o günah bu günah yaşamayacak mıyız demeye başlıyor. Ya. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet niye verilmiş? Ben ve hür olmak. İnsan hiç kayıtlanmak istemez. Yani ben merkezli yaşamak ister. Pergeli kendisine koyar. Şu boğazları da var ya. Böyle bir başkasına yapılıyor zannedilir. Oysa kendi ya. Bu sohbeti ben bir kere bunu yaparken muhatap benim. Anlatmada geçemeyeceğim. Çayeli'de eski caminin orada dershane var. 5. kattaydı. Baktım merdivende bir gürültü var. Kavgalı gürültü geliyorlar. 1986 o civarı 86-87. 96 mı? Evet. 96. O, 96 mı? Yok. Çayeli'de Şaban Ali'nin şey yaptı. 96. 96 mı? Değil. 86-87 ya. O kadar eski. Tabii. Çok eski. Şimdi en fazla 88'dir. Geldiler, dur dedim. Şimdi diyor ki hoca bir sorun var diyor. Şimdi bu sohbette, sohbeti hiç üzerimize almayız. Git sorayım sana. Si. Bu mesele işte şeytan ne yapar biliyor musun? Bak bu laf ona gitti ha. Birbirimizi tanıyoruz ya köylüyüz. Bu laf ona gitti ha. Ben tabi canım, benimle ne alakası var ya? Onunla alakası ya ben tabi canım. Aşağı. Der işte şeytanın ilk düzen bu. Şimdi hoca dedi ben buradayım tamam mı? Hoca bir şey soracağım. O zaman gemi almak. Bunun zekatı var mı yok mu hoca? Söyle bakalım. Şimdi. Niye bunu söylüyor? Almıyor ki yani. Sana ne zekatı veriyor vermiyorsa kendini al bunu. Senin problemin mi? Bir şey değil mi size dedi. Bunların en güzel cevabı veriyor. Bak dedim yazın beyaz giymek çok iyidir. Güneş enerjisini almaz. İnsanı serin tutar. Kışın da donuk renkler giymek lazım ki güneş enerjisini içine alıyor. Hoca, müeyyitur hoca ne diyorsun ya? Anlamadın mı? Ayakkabı bağda mevlütlere, düğünlere, camilere gittiğin zaman açmak zor oluyor. Bazen bağsız ayakkabı kullanmak lazım dayı dedi.
Anladım hoca dedim. Çıkıp gitti. Peki gelelim buraya. Bu laf ona gitti ha. Bana alakası yok ha. Hep bana geliyor. Kimseye gittiği yok, bana geliyor. Yani hani bir laf var ya, sözüm cemaatin dışında. Cemaatin içine atıyorsun. Hiç kusura bakma, cemaatin dışında değil, cemaatin içindedir o. O laf var ya, sözüm cemaatin dışında. Cemaatin içine atıyorsun. Madem cemaatin içine atmayacaktın, cemaatin dışındadır. Niye cemaatin içine atıyorsun? Şimdi, halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet niye verilmiş? Benlik, hürriyet. Yani ben merkezli, ben iyi bilirim. Bir de hür olmak ister. Bunu niye vermiş Allah? Hayri tarafı ne? Uluhiyet sıfatları. Uluhiyet sıfatlarını fehm etmek üzere bir vahid-i kıyası vazifesini görüyor. Maalesef suihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun oldu. Niye vermiş biliyor musun? Ha, nasıl ki Allah beni yarattı ben. Nasıl ki bana dokunan, bana zarar verecek, istemediğim şeyler istemiyorum. İstemiyorum yani. Zararlı olan şeyler istemiyorum. Ha, bunu bana niye verdi Allah? Allah'ta var bu. Yani bak, ben diyeceğim insan olarak, bak bana zıt, istemediğim şeyler söyler yaparsan, senin işim olmaz ha. Bunu genelleyelim. Ha, bu özelliği bana veren Allah, o benlik, ben merkezi, Allah da böyle bak. Onun rızasının dışında olursan Allah da serbest. Ben kayıt altına girmek istemiyorum. Kayıt hakikaten öyle, hürriyet veriliyor. Niye vermiş Allah? Allah da böyledir. Allah hiç kimse kayıtlayamaz. Demek ki bizdeki sıfatları Allah'ın sıfatlarını fehm etmek, anlamak için verilmiş. Yoksa birbirimizin üzerine üstünlük yap, taslamak, bloke etmek, aşağılamak için verilmiş bu sıfatlar. Mesela zenginlik vermişse Allah gani olduğu, gani sıfatını aynaz. Mesela fakir oldun, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmama tarafını aynadarsın ki peygamberler, çoğu peygamber ona aynanmış. El fakru fakrullah, Allah Resulü diyor. Fakrınla övünüyor. El fakru fahrullah. Acayip bir şey. Demek ki bizdeki var olan sıfatlar gurur, kibir. Allah'ın nasıl ki istemiyorum bana böyle ters olmanızı ya. Yani biz Allah'ı anlamak için verilmiş bu. Allah da istemiyor ters olmayı. Benimle ters olmayın diyor. Arkadaş bu ince hakikat. Niye ince? En büyük meziyet kendini yönetebilme. İnsanın 18 bin alemden yapılmış duygular, hisler ve fikirlerle müteşekkil yapılmış. Birbirine çatışan var, çelişen var, paralel var, yan var. Yani bir düşünce, bir hatıra, geçmişte bir geçiyorsun hayali, dünya gidiyor ya. Geldi dümenitu. Yani içsel alemimizi dengesine koyup, kıblesine koymak zordur. Ya peygamberler gelmiş, bu kadar alimler gelmiş. Sebebi insanın içsel alemini dengesine koymak. Kolunu sağlaya sağlaya. Din yok, hava yok, kitabı yok. Nasıl bu düşünceleri, hisleri kıblesine koyacaksın? Zor. Her tarafta pile eline basma. Herkeste bir sıkıntı var. Bastığın zaman, hocam iyi değil. Ne olacak? İyi olmaya da sebepler de uymuyor. Hani böyle boyak gibi var, soğuk çıkar. Öyle yok. İyi olmak için, İmam Rabbani Hazretleri demiş ki, iyi olmak için, iyilerle beraber olun demiş. İyilerle beraber olacaksın. Şimdi bu saatte burada olmasan ya televizyonun karşısında olacak. Ya da en güzel bir şekilde kendine Kur'an ve Risale okuyacak. Ama cemaatin şahsi manesi başka tabii. Yani geneli Allah'ın rahmeti, bereketi cemaat üzerindedir ya. Bu ilim etkisi Allah Resulü cennet bahçeleridir diyor. Bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhuru ile şöyle bana göründü ki gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik
Eğer bu benliği Allah'ı anlamakta değil de kendini esas almakta kullanılırsa, Halik'in sıfatlarını fehmetmek için bir vahidi kıyası idi. Çünkü insanlar görmedikleri şeyi kıyas ve temsiller ile bilir. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için taksimat yapar. Buradan buraya kadar benim kudretim nedir? Bundan sonra bundan o yanı da onun kudretiyledir diye vehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Mesela diyelim maksadıma göre odayı tanzim ediyorum. Koltuğu yerine koyuyorum, vazoyu yerine koyuyorum, masa vesaire. Şimdi bir tanesi gelse ki Şenol, ya ne yaptın ya? Böyle olur mu ya? Masa orada olmaz ya. Masayı küçük yatıda nereye koydun? Mesela bir sürü sebeplerle koymuşsun. Rüzgarın kıcısın, güneşi doğru. Belki geçmişimizden birisinin hatırası orada oturuyor. Gelmişim bir saat oturacağım sana şey diyor. Almadı ya! Ne biçim yaptın adayı? Ne kadar kızarsın? Yani kibarlıktan bir şey demezsin. Ama bir de davet etmez. Evvela uygunsuz adam. İnsanoğlu da 60 sene hayatına Allah Resulü diyor ki bir saatmiş. Dünyada bulunma müddeti bir saatmiş. Veya bir ağacın altında dinlenilecek kadar, nefeslenilecek kadar müddetmiş. Sonsuza göre bir saat bile değil. Geliyoruz o bir saat içinde. Allah'ım bu olmadı ha. Bu da acayip. Olur mu ya? Bu da olmaması lazım. Şimdi mi buldun? Beni mi buldun? Hep benim başıma geliyor. Yani Şenol'a gidiyorum. Koltuğu niye buraya koydun? Allah bunu niye yaptın böyle? Çocuk anlatıyor. Çocuğa nasıl anlatayım bugün? Bu dersi yapamadığı bir sebep. 12 yaşında çocuk. Allah diyor cehenneme niye koysun ya insanları? Allah acıyan değil mi diyor. 12 yaşında bir çocuk. Arkada sorduruyor ama cevap verememiş annesi. Bir ya Allah diyor cehennemi niye koysun dedi. Burada da tamam diyor. Ondan sonra biraz tokatlasın diyor. Sonra cennete koysun diyor. Ha, çocuğa uygun konuşacağız. Dedim ki sen top oynuyor musun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun dedim. Top oynuyorum. Bir çocuğu aldınız oyuna. Müziklik yapıyor. Hep bozuyor. İnadına yapıyor. Bir de oyunu alır mısınız dedim. Yok almayız dedi. Peki gelecek hafta alırız. Almam dedi ya. Allah da işte dünya tophanesinde burada top oynarken takım koydu. Kafirler, Müslümanlar. Burada müziklik yaptı. Ha, biraz sabretti. Şimdi dedim bu sen ikinci oyuna o arkadaşını almazsın da Allah da burada oyun bozanlık yapanı cennette o takımı almıyor. Çünkü oyun bozan birisi. O da oyunu almıyor. Oyun bozduğu için. Orayı da yani yanlışlık yapan, doğru yapanı da hepsini koysa Allah cennete. Olmuyor. Çünkü oyun bozuyor. O ruh orada da ısırır. Orada da durmaz. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki cehenneme girseler, yalvarsalar, bizi bir fırsat daha ver. Bak ta ki dünyaya getirsen, biraz zaman sonra, hani zaman sonra yine eski haline dönerler. Buna delil ne biliyor musunuz? Ben kendimden söylüyorum. Hastalandığım zaman, bela ve musibet geldiği zaman, hapisteyken diyordum, olan hiçbir geceyi derssiz bırakmayacağım. Neresi olursa olsun gideceğim. Bir iki ay devam ettim içeri. Dördüncü ayda el freni çekti, kospeyi tamam. Bahane çok. Bahaneye sığınılacak ya. Sığınak liman çok. Yorgunum, hastayım, bilmem ne. Öyle bir şey yok. Bahaneye sığınmamak gerekiyor. Bakın, hastalandığımız zaman verdiğimiz sözü, tövbelerimizi, bak şimdi yapma. Yani cehenneme gitse de gelse aynı yapar, misali bizde de var. O hale düşünce acayip bir tövbeler, sonra unutuyor. Sonra mevhum hatta bozar, ne de onu okudum, mevhum hattı bozar, hepsini de ona teslim eder. Yani ben odayı kendi gayeme göre tasarruf ettim. Ha? Oradaki huzuruma göre Allah da bu kainatı niye böyle yapmış? Kendisine göre yapmış.
Onun memleketi olur. Çünkü nefis, nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. Cismi ancak acip bir makine-i ilahiyedir. Bu makine. Bu ne biliyor musunuz? Bir eve girdik şu anda. Eve benziyor muyuz? Yok. Dışarıdan birisi baksa, bizi içeride oturanları eve benzetmez. Duygularımıza bak, hislerimize bak, tipe bak. Binanın şekline benzemeyiz. Binaya bak. Hayır. Kendi ruhuna bak. Hiç binaya benziyor musun? Beden, bina, oturan biz ruh gibiyiz. Ruhla ceset arasındaki farkı anlatmak için verdim bu misal. Cesetle ruh ilişkisi farkı, binanın içinde oturanla bina arasındaki farkı. Usta bir de şunu veriyor. Gömlek gibidir diyor. Gömlek benim de, bende şekil alır. Ben bunun içine çıksam yığılır. Bu bedenin de siması, tipi, namaz kılıp kılmaması, Müslümanlık değil, Almanlık şeydi, simadan belli. Yani bedenin şu şekli ruhun dışa vuruşudur. Ha? Şimdi nefis, yani bedensel hazlar, istekler nefistir. Dünya hayatı için verilmiş, vefat edince bu kirlenince atmıyoruz, çamaşırı atıyor. Şimdi evinizde dolapta gömlek atleti yok mu kalpte Salim? Var. Dolapta atletin var, gömleğin de var değil mi? Karanlıkta. Sana sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Çünkü seni gömleği. İnşallah Müslüman da ölünce cesedi toprakta olması dolapta olan çamaşır gibi ruhuna zarar vermeyecek. Çünkü cesedi oraya bırakacak. Meleğe aradı. Yeğenim diyor ki, torunum var, benimle. Şimdi mezarlıktan geçiyoruz. Akşam, şimdi tam mezarlıktan geçince, dayı diyor, sağıma geliyor duvara, mezardan bu tarafa. Niye korkuyorsun dedim, şimdi niye sağıma geliyorsun? Dayı dedi, mezarlıktan korkuyor. Niye korkuyorsun? Ya birisi çıkar. Bak ben sana mantığını anlatayım. Mantığını anlatayım. Al, inanın böyle. Allah'a isyan etmiş kafiri, Allah o toprakta tutması merhamettir, tutmaz. O kafir diptedir. Vey cehennemine diyor, doğru gitmiş. Mama tabakasına. Toprakta tutulamaz o kafir. Diptedir. Eğer iyi bir ruhsa Allah merhametle toprakta tutmaz, aladadır. Orada hiç kimse yok. Rahatım ha. Tabii orada hiç kimse yok. Öyle mi ya dayı, o zaman dedim bir gidelim. Ha, gecede gitmeyin diyor peygamberimiz. E sen gittin, ben giderim dedim ama sen git. Çünkü orada şey insanlık şenlik olmadığı için duygu senin devamlı hayalin çalışır. Bir şey yok orada. Senin zanların çalışır. Mezarlıkta kimse yok. Yalnız cuma günü geliyor, ziyaret edenler olunca hani görüşme şeyleri oluyor diye askerlik yapmışız. Seni ziyaret ederler peşime gidip görüştürmezler. Pazar günü, değil mi? Görüş günü pazar günü. Ha, gittiğin zaman evet Fatiha vesaire gider ama perşembe, çarşamba oldu o. Cuma günü gidersen o seni görür. Cismi ancak bir acip makine ilahiyedir. Onu anlatmaya çalışıyordum. Bu makinedir. Kullanıyoruz kardeşim. Buna ben dersen ölüm korkusu olur. Bu toprağa girecek. Bir daha buna benim gömleğim dersen ölüm korkusu o kadar seni almaz. Eğer buna ben dersen bu toprağa girecek. Mesele bu. Bedeninle ruhu ne kadar ayırırsan ölüm korkusu olmaz. Ölüm korkusu beden hayatına ben demekten kaynaklanıyor. Onun için söyledim bina ile şu. Bu kadar uzatmamın sebebi buydu. Kaza ve kader kalemiyle kudret-i ezeliye bir cilveciyi o makinede çalışıyor, kader çalışıyor. Binaenaleyh insan o firavunluk davasından vazgeçmekle, firavun neydi? Ne özelliği vardı? Gurur. Gurur. Nemrut'un özelliği neydi? İnat. Batıla inat. Nemrudane inadı, firavunane gururu, taşlı da taşlı diyoruz. Lanet olası diyor. İki defa söylüyor Allah.
Kur'an'da. Lanet olası. Nasıl dövüştü de biçti? Hey lanet olası. Nasıl dövüştü de biçti? Binaenaleyh insanın o firavunluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin, emaneti ihanet etmesin. Mülk onun. Onun dediği gibi ya. Emaneti sahibine teslim etmiş oluyorsun. Son cümle, ona göre çay geliyor. İnşallah harika bir çay geliyor. Eğer hiyanetle bir zerreye nefsine isnat edersen, ya burası benim, öyle ama eğer zerre kadar bırakırsan, Allah'ın mülkünü esbab-ı camiye taksim etmiş olacaksın ki, bedeli ağır olur. Nedir o? Sıkıntı çıkıyor. Ailevi olsun, insanın içsel hayatında olsun, psikoloji sorunların sebebi ya yeistir, ya gururdur, ya ucuptur veya biraz önce okuduğumuz ya suizan. Suizanın en başta Allah haktır. Allah beni affetmez. Allah suizandır. Ondan sonra sen bana böyle bakıyorsun, suizandır. Vâfir davâhumen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.